önergesi vermek istiyorum. Yani bu konuyla ilgili soru önergesi soru önergesi Sayın Başkan, vermek istiyorum. Sayın Başkan, nasıl anlatayım? Yani biraz daha anlatayım. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl bir başkanın birinci derecede yakın akrabaları belediyede görevlendirilmemesi gerekiyorsa liyakat konusunda ben belediye başkan yardımcılarının, meclis üyelerinin de belediye içerisinde akrabalarının bulunmasının uygun bulmuyorum. Bu konuyla ilgili eğer hep beraber bir oy birliğiyle karar alabilirsek eğer buradaki 61 kişinin bundan önceki geçmişten bu zaman 61 kişiyle ilgili de gerekli işlemleri Sayın yaptırmak Başkan, istiyorum. Sayın Başkan. Yani uygun bulmuyorum değil. Haklı buluyorum diyorum ya. Sayın tamam, Başkanım. Haklı buluyorum. Şimdi bu kadar da bu yapılmış. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan, yaptığınız işle ilgili olarak söylüyorum. Söylediğiniz yer istisnai memurluk. Söylediğiniz yerde bu kişinin görev yapmadığı arkadaşın background'unu söyledim efendim size. Hala anlamadınız mı bunu? Arkadaşım bir kez daha söyleyeyim size. 4 yıl siyaset meslek yüksek okulu bitirmiş. İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek. Girne Siyaset, İstanbul Adalet, Kültür Hukuk. Daha sonra da rektörümüzün özel kalemini yapmış. Liyakatse liyakat kardeş. Tamam. Başkanım ben bakın bunu da yani sorgularken şöyle söylüyorum. Diyorum ki ben bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Sayın Başkan böyle mi gördü? Tamam, zaten Sayın Başkan gördü. Evet. Ama diyorum ki ya manzarada biz başka bir ismi görüyoruz orada oturan. Hani bunu anlamış değilim. Bir, her gün orada mısınız efendim? Siz her gün geliyor musunuz? İkincisi. Ya? Her gün ikincisi, orada mısınız? Mesaiye mi geliyor? Ya görmemiş o. Geliyor mu efendim? Her gün bizim. Geliyor mu efendim? Tamam ben gelmedim. Geliyor mu? Geldi geliyor mu Sayın Başkan? Bu benim tasarrufumda. Doğru mu? Tamam. Tamam. Bu benim tasarrufumda. Yani sizin tasarrufunuzda her gün gelmeyebilir. Ben sadece şunu söylüyorum. Buradaki değerlendirmeniz, kriteriniz ne olacak? Buradan ne anlatayım buradan, size? Buradan yola çıkarak. Daha ne tamam anlatayım mı? Size? Tamam. Buradan yola çıkarak o zaman Sayın Başkanımızın söylemi budur. Benim söylemim budur. Firma yetkilisi Adem Bey evet arkadaş olduğunu söylemiştir. Yapacak başka bir şeyim yok dedi başkan. Çünkü çıkartmak istediğim o sanatçılar kendisine bağlıydı. Onun için işte 22B'ye göre ben bu anlaşmayı yaptım dedi. Diğer tarafta da Bence siz bu etkinlikten değil 19 Mayıs'tan rahatsız oldunuz. Şimdi bence bu hadise, öyle. Bence hadise öyle. Üzülüyorum. Değerli arkadaşlar üzülüyorum. Gerçekten geldiğimiz noktaya üzülüyorum. Bilakis ben bunu ilk söylediğimde de aynı şekilde söyledim Sayın Başkanıma. Dedim ki başkanım bu etkinlikler biz bilakis yapmasını istiyoruz. Hatta dedik ki bakın Eylül ayındayız. Etemezkurt'la ilgili anılan bir etkinlik. Vallahi sizden birisini görmedim. Bu etkinlikler de devam etsin. Buna ilişkin olarak bizim bir derdimiz tasamız yok dedik. Bak sizin grubunuzu görmedim etkinliklerde. Takdir sizin Sayın Başkanım. Ben bu sizin özel durumunu durumu görmedim katıldığınızı. Sayın Başkanım acaba? Ama bakın bu özel durum aslında sizinle konuştum. Hastamı söyledim. Ameliyat ay, ekibinizin de görmedim de bunu, yani bunu hani temsilen ben şahsım adına ben orada grubunuzu da görmedim. Bununla ilgili olarak bir sorun olmadığını bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Siz geldiniz. Ya bunu başka bunu şöyle yapalım Sayın Başkan. Siz bunu yaptınız. Dediniz ki bu liyakat meselesidir. Takdir benim. Evet ben böyle yaptım. Hayır, mevzuda, ben liyakat mevzuda bunun değerlendirmesini ben bu saatten sonra diyorum ki Etemezkurt halkı yapsın. Yapsın. Çünkü Uğur Çağlar farklı düşünüyor. Sayın Başkanımız evet, farklı düşünüyor evet. Bu konuda. Zaten halk da farklı düşünüyor. Sorun yok. Böyle bir takdirde yani, bulundu. Bununla ilgili elbette ki bakın yani bu işte yani ben çok üzülüyorum. Bu halkın takdiri olması bizim burada bunları konuşmamıza engel değil. Takdir meselesi yani biz bunun için başkanı tebrik ettik Deniz Hanım. Dedik ya Sayın Başkan tebrik ediyorum sizi. Bakın buna ilişkin bir sorun yok. Eleştirin de böyle eleştirin. Farklı mahalle siyaseti yapmayalım. Toplum siyaseti yapalım. Yapmayın bunu. Bize, bak mahalle siyaseti yapmayalım. Ya geçen sefer de toplum siyaseti yapalım. Ben üzüldüm şahsen. Ben konuşmalar bittiyse eğer efendim sizi yerinize alayım. Ben de şimdi size gerekli bilgileri vereceğim şimdi. Tamam. Çok daha konuşmaya, doğru, çok daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Konuşmaya ilişkin olarak Sayın Başkan hani baştan beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Ortada bir şey yok. Bir şey varmış gibi yapmanız zaten ya beni biz, asıl endişe tamam, ettiren peki, şey. Tamam peki böyle değerlendirin ve varmış yokmuş vatandaş değerlendirsin. Evet. Bizim burada
söylediğimiz şu, geçen sefer de aynı şeyi söylediniz. Cehalet dediniz. Evet, maalesef. Tamam mı? Yani ben buna da şahsen çok üzüldüm. Maalesef. Hani cehalet ayrı bir şeydir. Yani bunu tabirleri kullanırken hem peşkeş hem cehalet. Vallahi yani ben karşınızdakine doğru, karşı vallahi ben bence söylem dili konusunda yani bence biraz daha dikkatli olmalısınız. Niye? Niye? Çünkü kırıcı. Yani bir şey, bir insanın şurada hepimizin her şeyi bilme şansı var mı? Niye peşkeşten yani kırılıyorsunuz efendim? Değerinde verilmiyor diyoruz yani. Niye buna kırılıyorsunuz? Ya başkanım, ben bunu birkaç defa daha anlattım da. Ya ne gereğini yapıyorsunuz? Sürekli bu lafları söylüyorsunuz. Hani bunlar suç teşkil eden şeyler. Buna ilişkin varsa bir konu. Suç teşkil ediyorsa neden bu konuyla ilgili işlem yapmıyorsunuz? Avukatsınız, yapın işlemi. Tamam peki başkanım, ben suç duyurusunda bulunayım. Peşkeşin Türkçe kavramı değerinin altında satılmasıdır. Ben, başkanım, bu mudur? Şimdi halimiz şu, bakın, bu mudur? Aynı şeyi biz devlet tiyatroları meselesinde de Türk, tarih kurumunun sözlerine bakalım. Aynı şeyi devlet tiyatroları meselesiyle ilgili. Kelimeleri bana mı anlatıyorsunuz? İddia, müddeyi iddiasını Olur ispatla Bey mükelleftir diyorum Sayın Başkanım. Bu kadar zaman yeter herhalde size. Yeterli. Sadece yeter. Şunu söylüyorum. Hani burada peşkeş şekilde iddia edilen dönem biziz ya. Evet. Bir işlem yapılacaksa sizin yapmanız gerekir Sayın Başkan. Bunu kamuoyuyla paylaşacağız zaten efendim. Tamam Sayın Başkan. Peki, teşekkür ederiz. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, hani usulen tersten giden bir sistem oldu. Biz bu konuları kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Teşekkür evet ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu liyakat konusuyla ilgili geçmiş dönemden beri bazı eylemler gerçekleşti. Yani bizim müdürlüklerimizde bazı idarecilerin yakın akrabaları lise mezunu olmalarına rağmen müdürlük makamlarına getirilmiş. Burada tabii ki isimleri okumak istemiyorum ama burada yaklaşık 35 tane eleman var. Bunların 10 tanesi Demirel soyadlı, 10 tanesi Yılmaz soyadlı, Yalçın soyadlı ve Gökdemir soyadlı memurlarımız var. Bunlar lise mezunu olmuşlar, içeriye girmişler, memur olarak da daha sonra atanmışlar. Bunlar Enver Bey'in birinci derece akrabaları, başkan yardımcılarının birinci derece akrabaları. Bunlar memur olanlar. Aynı zamanda bu arkadaşların yani toplam aşağı yukarı 61 kişi. Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bir de tespit edemediklerimiz var. Bu 61 kişi arkadaşımızın söylediği liyakat esasına göre atanmış. Liyakat esasına. Sonra da kalkıp bana liyakat dedikleri zaman geçmiş dönem siz neredeydiniz de şimdi aklınız yerinize geldi diye sorasım geliyor tabii ki. Ama sorunca da cevap hakkı doğacağı için sormuyorum. O yüzden şimdi burada eğer böyle bir tasarrufta gerçekten eğer belediyemizin doğru, düzgün, liyakatli hizmet içerisinde olmasını istiyorsak eğer, geçmiş dönemler dahil, meclis üyelerimizin yakın akrabaları dahil, başkanlarımızın yakın akrabaları dahil, bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konuyla ilgili de oy çokluğunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu önergeyi oy birliğiyle vermemiz gerekiyor. Tüm milletimizin huzurunda. Ben şimdi hani geçmişteki yönetim ve idare meclis üyelerinin takdiriyle alınan bir şey yok. Burayı anlıyorum ki ihaleyi bize de ihale değil efendim, o kadar doğru söylediniz ki ben haklısınız diyorum. Bakın daha ne diyorum? Haklısınız diyorum. Haklısınız diyorum. Daha önceden yapılmış hikayeyi de benim gözümle doğru söylüyorsun. Şu anda hayır, çalıştıramıyoruz. Hayır efendim, ne alakası var? Eğer bu hususta belediyemizin doğru ve düzgün işlemesini istiyorsak bu liyakati muhakkak uygulamamız gerekiyor. Ayrıca benim yeğenim belediyede görevli değil. Belediyede bir danışman. Ücret almıyor. Bir saniye efendim, bir saniye. Bir saniye. Ücret almıyor. Yani yine bu belediyede kalacak. Yine ücret almadan daha önce belediye tesislerinin tamirat ve tadilat olayı için milyonlarca lira bütçe ayrılarak fakat şu andaki durumları tespit ettikten sonra benim inanacağım, güveneceğim bir kadro kurmak istiyorum. Tıpkı şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz kendi kadromuzla geldik. Kendi kadromuzla da gitmeyebiliriz. Tamamsa niye böyle yaygara yayıyorsunuz efendim? Niye yaygara yapıyorsunuz efendim orada? Şimdi bu yaygaraya da takarsınız siz. Yeterli efendim, size izin vermiyorum. Oturun. Oturun. Oturun lütfen. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen oturun.
Lütfen oturun. Lütfen okunur. Lütfen oturun. Zabıta arkadaşlar buradaysa arkadaşımızı dışarı çıkartalım lütfen. Lütfen. Tamam teşekkür ediyorum. Zabıta arkadaşlar gelsin. Sadece iki husus. Yeğeninizle ilgili izin vermiyoruz efendim. Söylediniz. İzin vermiyoruz efendim. Bir konuyu siz söylediniz. Ben sadece şirket yönetimi ve ihaleyi alan meslektaşım. Köşe yazısında gazetecilere konuşan kimdi? Ben miydim ya? İlgili olarak ben buna ilişkin bir şey. Gerçekten mi? Çıkartırım yazıyı ama. Tamam çıkartacağım yazıyı toplumla da paylaşacağım. Olur olur. Bu yazıyı bir çıkartalım da okuyalım lütfen. Otur lütfen yerine. Lütfen yerine otur. Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Bu konuyla ilgili, lütfen oturunuz yerinize. Lütfen yerinize oturunuz. Bana lütfen mahalle siyaseti yapmayın. Toplumsal siyaset yapın.